ve işte 40 ve anlaşmalar yaptı. Oralarda da işte şey kullanılsın diye ve belli satış anlaşmaları yaptı. Şimdi şundan emin olması lazım halkın. Yani bu aşamaları geçiren aşıların hiçbirisi insana zarar verecek. Ya da işte etkisiz aşılar değil. Ama etkinlikleri birbirinden farklı olabilir. Çünkü böyle bunları karşılaştıran bir çalışma da yok. İşte Hocam bu peki aşı. alerjik bünyeler için tavsiye edebileceğiniz şey var mı? Ben bunu merak ediyorum hakikaten. Daha alerjiye yatkın bünyeler için ki mesela ben öyleyim. Alerjik bünye diye bir şey yoktur tıpta. Peki. Bazı ilaçlara alerjisi olanlar, kolay reaksiyon gösterenler diyelim. Hani halk arasında alerjik bünye deriz ya. Evet, bu halk arasında alerjik bünye denilen şey birçok çok geniş anlamda kullanılır. Mesela bir kısmının alerjik nezlesi vardır. Evet, o Bir benim. kısmı Mesela. gıdaya ya da işte ilaca karşı aldığında kızarıklıklar, kaşıntılar olur vücudunda. Burada bahsedilen alerji bu değil. Çünkü bu bahsettiğiniz o alerjik bünye olayı toplumun üçte birinde var zaten. Yani her üç kişiden birinde ya o ya bu böyle bir Yani hikaye. o kişilerin aşılardan korkmasını gerektirecek bir şey yok o zaman. Öyle mi anlıyorum? Birincisi yok. Hı. Biz bahsettiğimiz milyonda bir görülen o antijeni verdiğiniz zaman kişiyi şoka sokan alerjiden bahsediyoruz. Ha. Bu da ben diyorum ya Türkiye'de en çok aşıyla uğraşan kişi benim. Ve şimdiye kadar iki tane böyle alerji olayı gördüm ki Türkiye yılda 40 milyon doz çocuk aşılaması yapıyor sadece. Şimdi bunların o halde bazı hekim arkadaşlar maalesef işte alerji varsa o zaman BioNTech yaptırma, Sinovac yaptır gibi böyle Evet, bunları anlatılmaz. duyduğumuz için aynen. Tabii önerilerde bulunuyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Alerji yapıcı etki yönünden iki aşının birbirinden farkı yok. Çünkü yapıları tamamen farklı. Bir insanın bir BioNTech'tekine olmaz da böyle bir anafilaktik reaksiyonu Sinovac'takine olabilir. O yüzden sadece alerjide değil, herhangi bir hastalık, herhangi bir yaş grubunda bu aşı daha faydalı, bu aşı daha zararlı gibi bir ayrım son derece yanlış. Hiçbir bilimsel veri yok. Zaten dikkat ederseniz Amerika'da mesela eyalete göre dağıtılıyor bu aşılar. Siz o eyaletteyseniz devletin size sunduğu aşıyı gidip yaptırıyorsunuz. Evet. Başka şansınız yok. Alerjiniz de olsa, işte kronik hastalığınız da olsa benim şu hastalığım var o zaman şundan olayım gibi bizdeki gibi bir seçme olayı yok. Onur Bey, sizin bir sorunuz vardı galiba. Hocam daha evvel gündeme geldi. Ben atlamış olabilirim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Tecrübenizden dolayı söylüyorum. Sizi de takip ediyoruz uzun zamandır merakla. Size bilim kurulunda yer almanız için bir teklif geldi mi? Ya da siz böyle bir teklif gelmişse siz böyle bir istekte bulundunuz mu? Onur Bey, bilim kurullarına istekte bulunamazsınız. Ben 23 yıl bakanlıkta hemen hemen her bilim kurulunda vardım. Şu anda da şöyle bir yanlış değerlendirme var. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu diyor. Öyle bir kurul yok. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu. Bakanlıkta 20'den fazla bilim kurulu var. Ben üçünde üyeyim şu anda. Mesela iki bilim kurulunun başkanlığını yürütüyorum. Grip Bilim Kurulu'nda üyeyim, Kızamık Bilim Kurulu'nda üyeyim, Çocuk Felci işte Kurulu'nda üyeyim ama ilk defa bir kurulda yokum. Ben daha önceki işte iki salgında, domuz gribi ve kuş gribi salgınlarında bu işte Salgın Bilim Kurulu'nun batın sözcülüğünü yaptım. İnsanlar unutuyor hemen bu pandemi bitince. O zaman da hani bana işte kanal kanal dolaşıyor diyorlar. İnsanlar unutmuşlar. Ben o dönemde de sabah bir çıkıyordum İstanbul'a gidip dört kanalda programa katılıp geliyordum. Çünkü halk bilinçlendirmekle uğraşıyordum. Evet, bütün köyler yani doğuda bütün köyleri köy köy bilirim ben. Bu bilim kurullarındaki görevler nedeniyle ama bu defa böyle bir bilim kurulu seçildi. Tamamen Sağlık Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir olaydır. Dolayısıyla yani bunu niye onu seçti, niye bunu? Ben sadece yapının
doğru olmadığı şeklinde fikrimi belirttim. İki bilim kurulu olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü şu anda görülen iş, yani bilim kurulunun şu anda yaptığı